Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi. ...2000 yılında 5000 metrekare kapalı alanda 70 yatak kapasitesiyle hizmete başlayan Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, 2016 yılında yaklaşık 60 bin metrekare kapalı alanda 80'i yoğun bakım, 466'sı servis ve 73'ü günübirlik olmak üzere toplam 619 yatak kapasitesine ulaşmıştır. Bölgede tek 3. basamak sağlık hizmeti veren merkezimiz 8 yoğun bakım ünitesi, 14 ameliyathane ve 62 poliklinikle bölgenin sağlık üssü konumundadır. ...2015 yılında Batı Karadeniz bölgesinin ilk ve tek kanser araştırma merkezinin hizmete girmesiyle verdiği sağlık hizmetinin niteliği ve kapasitesi artırılmıştır. Her geçen gün büyüyen merkezimiz sunduğu kaliteli ve üst düzey sağlık hizmetinin haklı gururunu taşımaktadır. Sayın Rektörüm, Sayın Rektör Yardımcılarım, Sayın İl Sağlık Müdürüm, Sayın Dekanım, Sayın Başhekimlerim, Sayın Katılımcılar ve değerli öğrencilerimiz. Cumhuriyetin ilk velayeti, taş kömürünün ve emeğin başkentine, Zonguldak'ımıza, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitemize, uzaktan gelen, katkıda bulunan konuşmacı, panelist ve katılımcılara, 3. Zonguldak Endokrin Günleri, uluslararası ve ulusal katılımlı multidisipliner güncel yaklaşım sempozyumumuza hoş geldiniz diyoruz. Değerli konuklar, Ulu Önder Atatürk ve silah arkadaşlarıyla kendini ülkemizin varlığına adayan şehitlerimiz ve sağlıkçılarımız huzurunda bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'na davet ediyoruz sizleri.
Güneşli bir günde masmavi göreceğiz Karadeniz'i. Balkaya'dan Kapuz'a kadar karış karış biliriz bu şehri. Ekin'in çiçek bahçeleri, rıhtıma kömür taşıyan vagonlarıyla, paydos saatlerinde yollara dökülen soluk benizli insanlarıyla. Siyah akar Zonguldak'ın deresi, yüz karası değil, kömür karası. Böyle kazanılır ekmek parası. Orhan Veli'nin Zonguldak'a dair bu güzel şiirinin ardından 3. Zonguldak Endokrin Gülleri, uluslararası ve ulusal katılımlı multidisipliner güncel yaklaşım sempozyumumuzun açılışını yapmak üzere Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı, Üniversitemiz Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Taner Bayraktaroğlu'nu kürsüye davet ediyorum. Sayın Rektörüm, Sayın Rektör Yardımcılarım, Sayın İl Sağlık Müdürüm, Sayın Dekanım, Sayın Başhekimlerimiz, Sayın Hocalarım, değerli akademisyenler, değerli katılımcılar, değerli hekimlerimiz ve hekim adaylarımız. 3. Zonguldak Endokrin Günleri, uluslararası ve ulusal katılımlı multidisipliner güncel yaklaşım sempozyumuza hoş geldiniz diyorum. Sağlık. Her işin başı sağlık diyoruz. Sağlıklı olmak ne demek? Bu konuda Kanuni Sultan Süleyman'ın sözünü hatırlatmak isterim. Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. Bedenen ve ruhen sağlıklı olmanın ne kadar önemli olduğunu bir hekim ve bir hasta olarak yaşadıklarımdan şu şekilde sizlere aktarmak isterim. Tabii insanoğlu var olduğundan beri onu rahatsız eden ağrısını geçirmek, ateşini düşürmek, bir şekilde rahat ve onurlu yaşamak ister. Bizler hekimlik mesleğimizi yaparak bu istenilenleri yerine getirmekteyiz. Sağlık konusunda eğitimler, araştırmalar yaparken sağlık hizmetinde her gün daha iyi götürmeye çalışmaktayız. Geçen bir yıl içerisinde yaşadığım sağlık sorunu nedeniyle sürdürdüğüm tedavide iç hastalıkları, romatoloji, gastroenteroloji, nöroloji, radyoloji, patoloji, nükleer tıp, dermatoloji, fizik tedavi ve rehabilitasyon, enfeksiyon hastalıkları, göğüs hastalıkları ve üroloji bölümünden hem arkadaşım hem de meslektaşlarımın yardımını, ailemin yardımını ve katkısını gördüm. Buradan hepsine gönülden teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Farkındaysanız bir sağlık sorununda birçok disiplininin, bilim alanının süreç içerisinde önemli bir yer aldığını yaşarak dahi olsa görmekteyiz. Sayın Rektörüm, değerli katılımcılar, endokrin sistemimiz hipotalamus, hipofiz, adrenal bezi, tiroid bezi, overler, testisler, yağ dokusu, pankreas, gastrointestinal sistem, pankreas dokusu ve vücutta organlar içerisinde özelleşmiş hücrelerden oluşmaktadır. Hepsinin hücreden sisteme sağlığımızın devamlılığını sağlayan ve yürüten önemli işlevleri mevcuttur. Çalıştığımız kliniklerimizde yetiştiğimiz ve öğrendiklerimizi kullanırken endokrin hastalıklara yaklaşımda birçok bilim alanı ve disiplinin yeri vardır. Güncel ve rehberler eşliğinde endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları, genel cerrahi, radyoloji, nükleer tıp, tıbbi patoloji, kulak burun boğaz bölümleriyle biz ortak toplantılar ve konseylerde yol haritalarını yapıyoruz ve yapacağımız tıbbi uygulamaları belirleyip ve gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Bugün burada yaptığımız bu konseylerin bir uygulamasını belki göreceksiniz. Zonguldak Endokrin Günleri'nin birincisini biz 2016 yılında yarım günlük toplantıda multinodüler guatr'a ayırmıştık. Ve ikincisini de 2017 yılında yarım günde yine tiroid kanserinde multidisipliner güncel yaklaşım olarak gerçekleştirmiştik. Bu yılın ilk aylarında ne yapalım ve nasıl yapalım diye düşünürken yine yarım gün mü yapalım derken yine konseyleri sırasında ve sonraki konseylerde 1,5 günlük bir sempozyum olsun diye kararlaştırdık. Yani Zonguldak olsak da içeriğini, konuyla ilgili bütün paydaşlarımızın katılacağı bir sempozyum yapalım sonucuna vardık. Organizasyon şirketimizde bulduk. Değerli hocalarımızı, Zonguldak'la bir bağı olan akademisyen arkadaşlarımızı aradık. Bizleri kırmadılar.
Yılın bu aylarında bizlere destek oldular. Buraya kadar gelip bizlere katkılarını sunacaklar. Sempozyumumuzun gerçekleşmesi için hazırlık aşamasında herkes severek ve isteyerek katkıda bulundular. Sayın Dekanımız ve Sayın Rektörümüz, Tıp Fakültemiz, Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanımız, çalışanları ve sayın arkadaşlarıma buradan bugün bulunmamızı sağlayan ve destek veren herkese şükranlarımı iletiyorum. Sayın Rektörüm ve değerli katılımcılar, evrensel ve çağdaş tıp eğitimi, araştırmaları ve sağlık hizmeti sunan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitemizin ve Tıp Fakültemizin uluslararası ve ulusal kalite değerlendirmelerinden başarılı bir şekilde geçmiş ve akredite olmuştu. Bu durumun bir üyesi olmaktan mutluluk duyduğumu belirtmek isterim. Bunun bir göstergesi olarak da bugün burada toplanmış bulunuyoruz. Sonunda sempozyumumuz bir kongre yapısına ulaştı ve olguların tartışıldığı 3 panel, 2 satellit sempozyum, biri yabancı dilde 2 konferans, ayak sağlığı üniversitemizde ortaya çıkan podoloji ayak sağlığı uygulamalarına yönelik panel, 47 sözlü ve poster bildirisiyle gerçekleştireceğiz. Programımızı gerçekleştirmemize desteği olan, bugün burada bulunarak bizleri onurlandıran Rektörümüz Sayın Profesör Doktor Mustafa Çufalı'ya, Fakültemiz Dekanı Sayın Profesör Doktor Ali Borazan'a, uzaktan ve yakından gelen tüm katılımcılara, öğrencilerimize, düzenleme kurulumuz ve sekreteryamız adına teşekkürlerimi iletiyorum. Başarılı ve verimli bir Zonguldak Endokrin Günleri geçirmek dileğiyle saygılarımı sunuyorum. Profesör Doktor Taner Bayraktaroğlu hocamıza konuşması için çok teşekkür ediyoruz. Şimdi de konuşmalarını yapmak üzere üniversitemiz Tıp Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Sayın Ali Borazan hocamızı konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Sayın Rektörüm, değerli meslektaşlarım, sevgili öğrencilerimiz. Ekmeğini taştan kazanan il olan Zonguldak'ta böyle multidisipliner bir toplantı yapılması bizler için gerçekten bir onur vesilesi. Gerek Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi olarak, gerek Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi olarak kalite odaklı eğitim, araştırma ve toplum sağlık alanında hizmet sunmada eşdeğer fakültelere göre bir adım öne geçtiğimizin izlerini yavaş yavaş hep birlikte görmeye başladık. Mezuniyet öncesi tıp eğitiminde hepinizin bildiği gibi eğitim programımız akredite edildi. Mezuniyet sonrası tıp eğitiminde hemen hemen tüm bölümlerimiz TUKMUS'u da kapsayacak şekilde eğitim programlarını temel standartları karşılayacak şekilde hazırlayarak web sayfalarında ilan edildi. Bu aynı zamanda diğer eşdeğer fakültelere örnek olacak bir eğitim programı oldu. Bunun yanında yaşam ve öğrenme veya mesleki gelişme açısından en son söyleyeceğim konuyla ilgili olarak. Araştırma alanında bugün Sayın Rektörümüzün açılışını yapmış olduğu Deneysel Araştırma ve Uygulamalar Merkezi standartları karşılanmış tam bir deney hayvanları uygulama ve araştırma merkezi olarak tüm araştırmacılarımızın hizmetine sunuldu. Emeği geçen müdürümüz burada, kendilerine teşekkür ediyoruz. Ciddi katkıları oldu. Bunun dışında toplum sağlık alanında Sayın İl Müdürümüz burada. Kendilerine desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Organ nakli konusunda karaciğer naklimiz kabul edildi. Yerinde ziyareti gerçekleşmek üzere. Böbrek nakliyle ilgili olarak müracaatımızı tekrar yaptık. Sözlü onayı aldık. İnşallah yıl içerisinde organ nakli konusunda da ruhsatlandırmayı tamamlamış olacağız. Öğretim üyemiz ihtiyacı hızla karşılanmaktadır. Sürekli mesleki gelişimde en önemli sorun karşısında soruyu oluşturabilmektir. Bunun için Taner Hocam programı inceledim. Sorular gayet güzel. Yaşam boyu öğrenmedeki en önemli şeyi karşılıyor. Biz şimdiye kadar tıbbı değişik dallara ayrıştırarak, bilim dallarına bölerek, hatta bölümlere ayrıştırarak ciddi bir ayrışmaya gittik. Ancak günümüzde gelinen noktada tıbbın bir multidisipliner yaklaşım olduğu, yani bir semptom veya duruma karşı ortak çözümler üretebildiği bir multidisipliner yaklaşıma gidiş görülüyor. Bu sempozyumda eşdeğer fakülteler için ciddi bir örnek oluşturacağını düşünüyorum. Taner Hocam biraz önce söyledi.
Bir tek hastalıkta birçok bölüm artık ortak çalışmak ve ortak aynı hastaya, aynı hastalık için hizmet etmek zorunda. Ben sözlerimi çok daha fazla uzatmak istemiyorum. Konu uzman arkadaşlarımın sözleri bırakmak istiyorum. Sempozyumun ilimiz, fakültemiz, bölgemiz ve uluslararası ciddi katkılar sunacağını düşünüyorum. Dışarıdan katılımcı tüm panelist arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ayrıca hepinize saygılarımı sunuyorum. Başarılı bir sempozyum olması dileğimle gelecek yıllarda da artık inşallah hocam kongre olarak görmeye başlarız diyorum. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Sağ olun, saygılarımı sunuyorum efendim. Sayın Dekanımız Profesör Doktor Ali Barazan hocamıza çok teşekkür ederiz. Şimdi de konuşmalarını yapmak üzere Rektörümüz Sayın Profesör Doktor Mustafa Çufalı'nın kürsüye teşriflerini arz ederim. Buyurun hocam. Değerli misafirler, değerli meslektaşlarım, sevgili öğrenciler. Üçüncü Zonguldak Endokrin günlerine hoş geldiniz. Aslında ben bu konuşmayı yapmak istemiyordum ama en azından bir selamlama konuşması yaparsınız dediler. Çünkü sağlık bilimiyle, tıp fakültesiyle çok fazla bilgim yok. Sizin bu kadar değerli insanlar burada bir araya gelince ben ancak sizlere teşekkür etmek düşer bana. O nedenle fazla söz söylemek iyi fazlalık addediyorum. İki gün boyunca sürecek bu toplantımız hayırlı olsun. Belki birkaç kelam ederim diyordum ama aklımdan geçenleri de Taner Hocam ve sağ olsun Ali Hocam fazlasıyla hepsini söylediler. Bülent Ecevit Üniversitesi, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi sağlık alanında yaptığı yeniliklerden bahsedecektim. Merkezin açılışından bahsedecektim. Hepsi de söylendiği için tekrar etmek istemiyorum. İki gün boyuncaki çalışmalarınızda sizlere başarılar dilerim. Bundan sonra da ben inanıyorum tıp fakültemizin, sağlık kampüsümüzün faaliyetleri artarak devam edecek. Buna inanıyorum çünkü tıp fakültesi ve hastane bizim görünen yüzümüz. Yapılan her iyi işler, her gelişmeler basında yer alıyor. Fazlasıyla da eleştiriler yer alıyor. Onlardan da dersler çıkararak biz çalışmalarımıza devam edeceğiz. Hepinize tekrar bu iki gün boyunca sürecek çalışmada kolaylıklar diliyorum, başarılar diliyorum. Sayın Rektörümüz Profesör Doktor Mustafa Çufalı hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Şimdi de sempozyum programını başlatmak üzere Sempozyum Düzenleme Kurulu üyeleri Profesör Doktor Taner Bayraktaroğlu, Profesör Doktor Güldeniz Karadeniz Çakmak ve Profesör Doktor Ali Uğur Emre hocalarımızı sahneye davet ediyorum. Sayın Rektörüm, değerli katılımcılar, başarılı ve verimli bir sempozyum olması dileğiyle sözü değerli hocalarıma bırakıyorum. Saygılar sunarım. Sayın Rektörümüz Ali, kendisine tekrar çok teşekkür ediyoruz. Dekanımıza saygılar sunuyoruz. Sempozyuma başlama, ilk oturuma geçeceğiz. Onun için Uğur Hoca'ya diyorum çünkü oturum başkanları biziz. Buyurun. Efendim ben de destekleri, teşrifleri, katkıları ve katılımlarından dolayı Sayın Rektörümüze, Dekanımıza, Sayın Başhekimlerimize, misafir öğretim üyelerimize ve tüm misafir hocalarımıza, katılımcılara teşekkür ediyorum. Verimli bir sempozyum olmasını diliyorum. Hoş geldiniz. Çok heyecanlıyız aslında bu üçüncü sempozyumu yaparken. Ayrı bir heyecan yaşıyoruz ekip olarak. Yıllardır yaptığımız bir sempozyum ama bugün burada bu toplantının
şehir tarafından da çok benimsendiğini ve de şehrimizin özellikle sağlık anlamında büyük yükünü çeken hastanelerimizin yöneticilerinin, sağlık müdürümüzün burada bize destek vermesi, Ereğli Başhekimimizin bize destek vermesi, bizim kendi öğrencilerimizin, uzmanlarımızın ta Van'dan örneğin gelip bize destek vermesi. Onun dışında endokrin cerrahi anlamında birlikte yola çıktığımız Edirne'den, İzmir'den, Aydın'dan, İstanbul'dan unuttuğum birçok meslektaşımızın bize destek vermesi. Tıp fakültesinde birlikte çalışmaktan büyük onur duyduğumuz, ilk günden beri birlikte olduğumuz hocalarımızın bize destek vermesinden ötürü, öğrencilerimizin burada olmasından ötürü çok büyük heyecan, gurur ve onur duyuyoruz. Sağ olunuz, var olunuz. Bu gibi toplantıların devamı sizlerin varlığıyla mümkün olmakta ve de olacak. Cerrah olarak, endokrinolog olarak, dahiliyeci olarak şahane işler yapabilirsiniz. Muhteşem ameliyatlar gerçekleştirebilirsiniz. Ama işin mükemmeliyet düzeyine ulaşması için ekibinizin mükemmel olması gerekir. Biz bu ekibin içinde yer almaktan her zaman için büyük mutluluk ve onur duyduk. Ekibimizin her üyesine bunun gerçekleşmesinde bize olan katkısından dolayı en küçüğünden en büyüğüne çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. İlk oturumu başlatmak üzere Taner Hocam'ı oturum başkanı olarak yerine davet ediyorum. Oturum başkanı beraber olacağı için Güldeniz Hocam da ben davet ediyorum. İlk oturumumuzda özel durumlarda hipotiroidizmi güncel yaklaşımda işte gebelik, tiroid ve hani tiroidle ilgili cerrahi gerektiği durumlarda neler yapıyoruz? Bir olgu ile başlayacak şekilde devam edeceğiz. Önce panelistlerimizi sahneye alıyoruz. Profesör Doktor Özer Makay genel cerrahi hocamız. Evet. Özer Hoca, İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. Yine buyurun hocam. Buyurun hocam. Buyurun. Yine Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıklarından Doçent Doktor Mehmet Erdoğan. Buyurun. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı'ndan Doktor Öğretim Üyesi Muammer Bilici. Evet. Evet. Endokrincimiz daha var. Tekirdağ'dan geldi. Doçent Doktor Sait Zuhur. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı'ndan Doktor Öğretim Üyesi Ramazan Kozan lütfen. Emrah Hocamız ailenin nedenlerine ayrıldı. Yerine Doçent Doktor Kadri Bey. Buyurun. Kadri Bey. Bizim üniversitemiz radyoloji anabilim dalından. Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz anabilim dalı öğretim üyesi Doktor Duygu Erdem lütfen. Yine üniversitemiz Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji anabilim dalından Doktor öğretim üyesi Esin Kaymaz'ı sahneye alıyoruz. Olgu sunumunu sunmak üzere de İç Hastalıklar Anabilim Dalı'ndan Doktor öğretim üyesi Sayın Yasin Öztürk'ü kürsüye alıyoruz onu. Şimdi Yasin hocamız olguyu, gerçek bir olgu. Gerçek olgu süreci içerisinde ilgili bilim alanıyla ilgili hocalarımıza yöneleceğiz. Onların hastayla ilgili yaptıkları, güncel yapılacakları veya yapılmayacakları arada kendilerine dönüp onlardan bilgileri alacağız. Öncelikle başlaması için, evet Yasin Hocam, buyurun. Olguya başlayabiliriz. Buyurun. Değerli başkanlar, sayın katılımcılar, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bugün 3. Zonguldak Endokrin Günlerinin ilk sunumunu yapacağım. Bu fırsatı verdiği için sempozyum komitesindeki hocalarıma da teşekkür ediyorum. İlk konumuz özel durumlarda hipotiroidizme güncel yaklaşım. Bu konuyu iki olguyla özetlemeye çalışacağız. Her iki olgumuz da birebir poliklinikte hekimler tarafından karşılanmış. Gerçek olgular, senaryo olgularımız değil. Olguları takibinde olduğu gibi sunmaya çalışacağız. Sunumu yaparken ilgili bilim dallarından, ilgili disiplinlere gerekli yerlerde görüşlerini alarak devam edeceğiz sunumumuza. İlk olgumuzdan başlayalım. İlk olgumuz 54 yaşında bir ev hanımı Zonguldak'ta yaşıyor. Hastanın şikayeti boyun sağ tarafında şişlik,
ateş, halsizlik ve titreme. Yaklaşık bir yıl önce üst solunum yolu enfeksiyonu sonrası boyunda ağrı, ateş ve sedim yüksekliği saptanmış. Yapılan teknesyumlu tiroid sintigrafisinde heterojen ve tutulum azlı saptanması üzerine hastaya tiroidit tanısı ile steroid başlanmış. 3 ay 48 mg dozla başlanarak 3 ay içerisinde hastanın steroid dozu azaltılmaya çalışılıyor. Steroid bitiminden 20 gün sonra hastanın şikayetleri tekrar başlıyor. Steroid bitiminden sonra ateş, boyunda ağrı, şişlik, yakınmaları ve sedim yüksekliği tekrar oluşuyor. Toplam 5 ay daha steroid tedavisi alan hasta son 1 aydır ayak bileğinde şişlik, ayak bileğinde ağrı ve yüzünde şişlik olması nedeniyle hasta tedavisini kesiyor. Bu şekilde 3 kez steroid kesilmeye çalışırken şikayetleri tekrarlayan hasta 1 ayda belirginleşen ateş, titreme, halsizlik, güçsüzlük şikayetleri başlaması üzerine hasta endokrinoloji polikliniğimize başvuruyor. Özgeçmişinde 45 yaşında histerektomi yapılmış, cerrahi menopozda bir hasta. Kız kardeşi guatr nedeniyle opere edilmiş, patolojisi temiz diye söylenmiş. Hastanın bir yıl içerisinde psikiyatrik şikayetleri başlamış. Anksiyöz yakınmaları nedeniyle hastaya escitalopram 10 mg dozda ilaç başlanmış. Sigara kullanımı yok, alkol kullanımı yok. Hastanın nefes darlığı, disfaji, dispnesi, öksürük ve ses kısıklığı yok. Fizik muayenesinde genel durumu iyi olan bir hastamız. Poliklinikte kan basıncı 119'a 88 mm civa. Nabzı dakikada 71, ritmik. Hastanın vücut kitle indeksi 25 kilogram bölü metrekare. Tiroid muayenesinde evre 1B, sağda şişlik, sertlik ve hassasiyeti mevcut. Diğer sistem muayeneleri doğal. Kısaca hastayı özetlersek 54 yaşında kadın hasta. Boyunda ağrısı, ateş ve halsizliği mevcut. Steroid tedavisine rağmen şikayetleri gerilememiş. Tiroid tedavisi altında bir hasta. Bundan sonra neler yapalım? Başkana sözü devrediyorum. Şimdi burada boyun ağrısıyla hasta bir sağlık merkezine gidiyor. Ya aile hekimine ya da dahiliyeye ya da boyun ağrısı olduğu için kulak burun boğaza. Hocalarımıza dönüyoruz. Önce dahiliyede ilk önce oraya gittiğini düşünerek Muammer Hocam'dan hasta ile ilgili değerlendirmesini. Ya böyle bir hastaya iç hastalıklar uzmanı nasıl değerlendirir ve nasıl yönlendirir? Şimdi hastamız boyun ağrısı şikayetiyle başvurmuş. Boyun ağrısı ve ateş şikayetiyle başvurmuş ve boyun ağrısı tiroid bezinin fizik muayenesinde sol lobu üzerinde hassasiyet ve ağrı tespit edilmiş. Laboratuvarında sedim, SRP yüksekliğimiz var ve sintigrafisinde radyoaktif iyon tutulumunda azalma ve ultrasonda heterojen bir görüntü tespit edilmiş. Şimdi gelişinden itibaren başlarsak, tiroid bezi üzerinde ağrı, hassasiyet, ateşin de eşlik ettiği gibi şikayetler de ilk aklımıza tabii tiroid bezinde bir inflamasyon, bir tiroidit tablosu aklımıza gelir. Yalnız bu hastalar dahiliye olarak bize aslında sık, nadir görmediğimiz bir hastalık grubu bu bizim. İlk basamakta ya birinci basamağa ya bize ya da aile hekimlerine genellikle sık başvuruluyor. Boyun ağrısı bu hastalarda çene, kulak yansıması olduğu için kulak burun boğazda da gitme durumları oluyor. Ve bu tiroidit tablosu üst solunum yolu enfeksiyonlarından sonra birkaç hafta sonrasında ortaya çıkması nedeniyle antibiyotik kullanımı ve sürenin geçmesi söz konusu oluyor ve tanıda bir gecikme olabiliyor. Ama bu hastada da tiroid bezinde fizik muayenesinde ağrısı hassasiyeti olması bu durumlarda aslında bu subakut tiroidit tanısı akla gelmeli ve ayrıca da aslında diğer şeylerle karışmaz. Çünkü bu tablo tiroid bezindeki hassasiyet ağrı tiroiditin karakteristik bir bulgusu olduğu için ayrıca da aslında biz karşılaştığımız vakalarda çok da şüpheye düşmüyoruz. Tanısında klinik fizik muayene öyküsü ve basit bu hastalıkla görülen laboratuvar verileriyle kolay bir tanısı konabiliyor. Aslında çok da karışık bir şey değil ama hastanın ilk başvurduğunda üst solunum yolunu enfeksiyonuyla nedeniyle antibiyotik başlanması ve arada süre kaybetilmesi nedeniyle bir gecikme olabiliyor. Yani benim kanaatimce
Tanıdaki gecikmenin en önemli sebebi hastanın başvuruşunda ilgili branşa başvurmaması veyahut da tanının düşünülmemiş olması. Tanı düşünüldüğü zaman aslında tanıda çok karışacak bir şey bizim açımızdan yok. Siz tedavi eder misiniz, bir yere gönderir misiniz? Şimdi Türkiye şartlarında genel dahili eğitimi içerisinde subakotiroidlerin tanısı ve tedavisi yeterli düzeyde eğitim verildiği için genel dahili yaklaşımında genel dahilici arkadaşların bu konuda tanı ve tedavi yetkinliği oldukça yüksek, sık gözüken bir hastalık olduğu için ve de çok hata yapılacak bir konu değil. Peki. Ama tedavide işte bazı bu olguda olduğu gibi sık nüksetmesi gibi durumlar olursa ya da kortikosteroid tedavisinde yanısızlık durumunda başka tanılar düşünmek gerektiği için endokrin uzman görüşü almak gerekir öyle bir durumda. Peki. Siz endokrine kapıyı açtınız. Önce boyun ağrısı olduğu için kulak burun boğazdan, Duygu Hoca'dan değerlendirmesini isteyelim. Arkasından tabii sonuç endokrine kapı oraya çıktı. Genel yani anamnez muayene bulgularını değerlendirmelerini onlardan isteyeceğiz. Sizin bir iki yani akışta Yasin Hocam, Duygu Hocam'ın... Hocam oraya doğru. Oradan şey yapabilirsiniz. Buradan, ha, şuradan tamam. Da görüyorsunuz. Tamam. Yani tabii boyunda kitle ve ağrıyla geldiği için hani bazen bize böyle hastalar da geliyor, tiroid patolojisi olanlar da geliyor. Tabii boyunda kitle deyince biz kulak burun boğazcılar için bu ayrı bir sempozyum konusudur aslında. Çünkü çok sık görürüz, tüm yaş gruplarında görürüz. Ayırıcı tanıda çok karmaşık birçok hastalığımız vardır. Ve sistematik bir yaklaşım gerekir aslında hastalara. Bu yüzden tanılar geç konur. Ama tabii tanı koyarken anamnez, fizik muayene bizim için önemlidir. Bu hastada da hani öncesinde geçirilmiş bir üst solunum yolu enfeksiyonu, sonrası tiroidde hassasiyetle birlikte geldiği için zaten biz de muhtemelen oralara yöneliriz. Birçok sebep var bizim için boyunda kitle yapan. Tabii ki aklımıza kulak burun boğazcı olarak hani primer olarak tiroid gelmeyebilir ama zaten böyle hasta bize başvurduğunda da mutlaka diğer KBB muayenelerini de biz yapmış olmayı isteriz. Başka bir patolojiyi atlamamak açısından geçebiliriz. Bunu da geçebiliriz. Anamnezde mesela biz boyunda kitleyle bir hasta geldiğinde ve erişkin yaştaysa mutlaka aksi ispat edilene kadar bizim guideline'larımızda malign kabul edilmelidir. Ve ona yönelik araştırma yapılmalıdır der. Peki biz bu hasta için düşünürseniz bir tedavi, tabii, bazen evet. Hastalara antibiyotik tedavisi verilir bu haliyle görülürse. Yani sonuçta bu tür hastalarda boyun ağrısı, hassasiyet, evet, tiroidit evet. Şeklinde düşünüp antibiyotik itis görünce hani antibiyotik de böyle veresi geliyorlar. Evet. Hocam, hani siz başlamazsınız. Tabii primer olarak vermiyoruz. Peki. Öncelikle bizim tamam. Muayenesini yapmamız şimdi gerekiyor. Şimdi kapı endokrinlere açıldığı için o tarafa yönelim. İsterseniz Sait Hocam ve Mehmet Hocam da. Buyurun Mehmet Hocam. Şimdi Nail'den hocamız aslında dekorven tiroiditini anlatmış oldu kısmen. Endokrin kısmına girmiş oldu. Belki ayrıca olarak başka bir endokrin patoloji belki hani onlar belki konuşulabilir miydi bilmiyorum. Hani lenfomaydı veya başka bir şey. Onun yani boyun ağrısı ve sertlik yani bu tür belirtilerle ortaya çıkıyor. Dekorven, subakotiroidit olarak yönlendirildiği için. Şimdi bu tür vakalar tabii çok sık görüyoruz dendi aynen. İki hafta önce bir çok kısa bir vakam vardı. Diş hekimine gidip bir hafta arayla sağlam dişleri çekilen bir vaka geldi bana. Hatta diş hekimi senin dişlerin sağlam ama ağrı bu yapmıyor deyip yine de İki tane dişini kaybetmiş bir vaka böyle bir şekilde gelmişti. Şimdi bu tür vakalar evet çok kolay. Belki tiroid hastalıkları içerisinde en kolay tanısı konan durum. Hasta ağrıyla geliyor. Tiroidine dokunuyorsunuz. Hasta dokundurtmuyor. Taşa dokunmuşsunuz gibi sert ve hasta zaten size muayene ettirmeyecek kadar genelde klasik vakalar böyle. Tabii ki ara vakalar olabiliyor. İşte sedimentasyon CRF baktınız. Evet onu doğruladı. İşte 80'li yüzlü değerleri varan bir sedimentasyon yüksekliği oluyor. Yani çok belirgin bir sedimentasyon yüksekliği genelde çoğu vakada var. Hani yeni belki bazı vakalarda daha düşük değerlerde olabilir. Çoğu zaman aslında diğer laboratuvar testleri size yani akademik anlamda doğrulama yapmak amacıyla. Yoksa siz hastaya dokunduğunuzda ve sedimentasyon CRP baktığınızda tanınız %99 var. Ama bunu akademik anlamda doğrulamak için ultrasondu. Belki sintigrafı çekmeye bile gerek yok ama tiroid fonksiyon testleri anlamında. Hani bu hastalar işte başlangıçta bir tirotoksik faz, sonra ötiroid faz, sonra hipotiroidik ve tekrar ötiroid faz ve bazen de %10 kalıcı hipotiroidiyle yaklaşık 1'er 2'şer aylık periyotlarla her biri ve toplam yaklaşık 2-3 ay gibi veya 3-6 ay gibi bir seyirde aslında hastalık
seyrediyor. Şimdi peki bu hasta için de yolu çizmiş olduk. Yani şu anda biz hani tahlilleri göstermedik ama ne yapacağımız yönüne işaretler de verdiniz. Sait Hocam'ın var mı düşüncesi Mehmet Hocam'a ait? Yok, ondan sonra yani vakaya devam edeceğiz. Söylemek istediğim bir şey yok. Ancak ben diğer hocalarımızın dediklerinin aynısını söylüyorum. Genelde bize hasta geldiği zaman gerçekten tanıda bir gecikme oluyor. Bunun sebebi işte genellikle başka branşlara gidip burada yanlışlıkla hastalara antibiyotiklerin başlanması. Bir diğer problem ya sağlık ocaklarında ya bazen dahiliye hekimleri tarafından bu hastalara tirotoksikoz fark edildikten sonra bunlara antitiroid ilaçlar veriliyor. Metimazol ya da propisil verilebiliyor ki bu durumda zaten bu tür ilaçlar verilmez. Kontraindikadır. İnflamasyon nedeniyle orada non-hidrolize iodoproteinlerin sistemik dolaşıma salınması nedeniyle ortaya çıkan bir tirotoksikoz olduğundan dolayı burada antitiroid ilaçların yeri yoktur. Bir diğer önemli mesele tanısı konursa eğer bu hastalara steroid tedavisi verilir ama bazı durumlarda steroid tedavisi, glukokortikoid tedavisi verirken çok yüksek dozda glukokortikoid tedavisi ve gereksiz uzun süreler glukokortikoid tedavisi verilebilir bu hastalara bazılarının tarafından ki o konuya da dikkat etmek gerekir. Genellikle isterseniz şeyden de bahsedeyim. Gerçi bu subakutroiditi biliyorsunuz genellikle solunum yolu enfeksiyonlarından 1-2 hafta sonra bazen 3 hafta sonra genelde işte bildiğimiz influenza, kabak kulak, Coxsackie virüs, bazen işte Coxsella, Brunetti gibi Q ateşinden sonra bile rapor edilmiş bir durumdur subakutroidit. Ama literatüre baktığınızda yani öyle güncel ve subakutroiditle ilgili öyle bol miktarda çalışma bulamazsınız. Genellikle Doğu Asya ülkelerinden, Japonya'dan var olan birkaç tane çalışma var. Orada da genellikle bu ilacın dozundan genellikle onlar bahsetmiş. Bugün Avrupa'da, Amerika'da da aynı şekilde ilaç kullanımı söz konusudur. O şekilde gördük. Genellikle 15 mg prednizolon tedavisini başlıyorlar bu hastalara ve her iki haftada da 5'er mg dozunu azaltıyorlar ve 1,5 ay içerisinde tedaviyi kesiyorlar. Genellikle zaten steroid tedavisi, glukokortikoid tedavisi başlanır başlanmaz bu hastalar çok dramatik yanıt veriyorlar. Birkaç saat içerisinde toparlanıyor bu hastaların ağrısı. Çok hızlı düzelir ama glukokortikoid tedavisi vermeden de bazen non-steroid anti-inflamatuar tedaviyle bu ağrılar düzelebilir ama yapılan çalışmalar var. Genellikle glukokortikoid tedavisiyle hem semptomların şiddeti hem de semptom süresinde ve hastalığın iyileşme süresinde ciddi bir kısalma söz konusu olabilir. Benim söylemek istediğim bu kadar. Şimdi yani bu hastamız 2-3 atak geçirmiş. İyi de semptomlarla, benzer semptomlarla geldi. Olgunluğun akışını seyredelim. Bakalım ondan sonra tekrar konuşabiliriz. Olgunluğunda steroid kesilmeye çalışırken nükseden subakutroid düşünerek tetik etmeye başladık. Hastanın başvurusundaki değerleri glukozu 85 mg bölü desilitte, kreatini 0.9, aleti de hafif bir artış mevcut. Sedimi artmış 60 milimetre saatte. T3, T4 normal sınırlarda. TSH 1.05 ötüroid tablosunda bir hastamız. Yalnız otoantikorları antitiroglobulin 1000'in üzerinde pozitif. Antitiroid peroksitozenzimi negatif saptanmış. Hastanın leukozit tozu yok. Hemoglobin ve trombosit değerleri normal sınırlarda. Peki. Bu sonuçları nasıl değerlendirelim? Şimdi dahiliyeden Muammer Hocam isterseniz iç hastalıklarından bu testleri ister. Bakmış ol. İlk hasta size gelmiş olabilir diyelim. Bunları görünce nasıl deriz? Sonra endokrin açısından arkadaşlardan bilgi alalım. Hasta tedavi aldıktan sonra sedimentasyonda artış var dendi. Steroid kesildikten son bir ay kendisi kesiyor tedavisini. Sonra tekrar başlanıyor ama tekrar steroid kesilmeye başlarken şikayetleri nüksediyor. Özür dilerim, ben burada bir araya girebilir miyim? Tabii. Şu anlamda? Tiroiditlerde
tedavi başlangıcında, birincil tedavi yani anti-inflamatuar tedavi anlamında, steroid, non-steroid seçimi ya da tercihi doğrultusunda önerileriniz ne şekilde olur? Şimdi bu hastanın tahlillerine evet hocam, göre... mümkünse Mehmet hocam buyurun. Değerlendirince... Yok, öncesinde soruyorum. Öncesi. Tekrarlamış tamam. Yani tekrarlamamasının öncesinde ilk şimdi hocam, biz atak esnasında olarak, geldi, tespit ettiniz. Şimdi hastanın semptomları şikayet şiddetli değilse, hastada ilk tercih olarak non-steroid anti-inflamatuar ilaçları başlıyoruz. Eğer hastanın şikayetleri 1-2 gün içerisinde azalmazsa bu hastalara kortikosteroid tedavisine geçmek gerekir. Sayın hocamın da dediği gibi kortikosteroid tedavisine geçildiğinde saatler içerisinde, bir gün içerisinde hatta dramatik olarak saatler içerisinde yanıt almamız gerekiyor. Eğer alınamıyorsa zaten o zaman tanımızı sorgulamamız gerekiyor. Steroid tedavisi başladıktan sonra 2 ay, 1 ile 2 ay arasında hedef steroid tedavisine devam etmektir. 2 ay içerisinde kesmektir. Yalnız steroid tedavisi başladıktan sonra bizim burada uyguladığımız 2017'deki TEMT protokolünü uyguluyoruz biz. Sürekli yenilendiği zaman biz de o protokolü o şekilde değiştiriyoruz. Steroid tedavisini burada uygun dozda azaltarak, hem süre hem doz azaltırken de uygun dozda azaltarak, hızlı bir şekilde değil de o şekilde devam ettirip kesmek gerekiyor. Eğer buna uymazsak nüks oranları o zaman artıyor. Hastanın nüks oluyor. Burada da hastanın bir düzensiz kullanımından bahsediliyor. Muhtemelen nüksü olmasında bunun bir etkeni var. Yani steroid tedavisinin hasta uyumlu değil. Yani tedaviye uyumlu bir hasta değil. Peki. O şekilde özetleyeyim. Evet. Yalnız burada otoantikor pozitifliğinden bahsedildi. Otoantikor pozitifliği tiroidit olgularında beklemiyoruz. Peki buyurun. Yani endokrinden arkadaşlar da yine Mehmet hocam. Çoğunu söyledi hocamız zaten. Şimdi bireysel tedavi diye bir şey var. Bu özellikle dekorven hastalarda bence çok daha fazla bireysellik var. Çünkü bakıyorsun ki bir hasta non-steroid antiinflamatuarı çok hızlı yanıt veriyor ve her şey düzeliyor. Orada da süre genelde hani 5-7 gün geçmez. Yani 5-7 gün geçti, hala non-steroid'de devam etmeye gerekiyor. Yani 5 gün, hele 7 gün oldu, hala non-steroid'de bir şey alamadıysanız klinik iyileşme, o non-steroid'de devam etmemekte. Ha şöyle, non-steroid alırken hastaya kortizon ekleyebilirsiniz. Yani ille de kesmeniz gerekmiyor ama genelde kortizon tedavi başladıysanız o zaten çoğu zaman yetiyor. Oradaki süre işte nasıl verelim? Genelde külliye 0-5 gibi ama orada da bireysellik farkı. Yani herkes aynı dozu vermek zorunda değiliz. Hastanın mevcut kliniği laboratuvarlarla birlikte değerlendirip karar vermek gerekiyor. Süre değişiyor. 1-3 ay benim fark ettiğim en büyük yanlış, hastanın zaten kortizon veriyorsunuz, ikinci gün ağrısı yok ama ondan sonra hasta iyi diye işte hız dediğiniz şey, işte örneğin 32 başladıysanız çok hızlı düşüyorsa, örneğin düşmeler bir haftadan daha hızlı olmamalı genelde. Ve bir düşündüğünüzde de hastanın ağrısı tekrarlıyorsa bir önceki doza geri gelip daha uzun süre kalmak gerekiyor. Bir de keserken hastanın laboratuvarlarında sedimentasyon, CRP iyiliğini, düzeldiğini görmeden kestiğinizde zaten yükseleceği belli. Zaten sedimentasyon 40-50 olan bir hastanın tedavisini bitiriyorsan bu zaten daha aktif olan bir hastada ağrısı yok diye bitirmiş gibi. Yani bu hastada anti-TG pozitif, anti-TPO negatif, yani otoimmünite ile ilgili bir gösterge var. Evet. Yani anti-TG genelde yaygın bildiğimiz pozitifliği bulabiliriz ama bir otoimmünite içinde bir işaret olsa evet, öyle değerlendireceğiz sadece. Şöyle tabii vakalarda literatürde klasik dekorven dediğinizde onlar antikor negatif bekleniyor ama aynı yani Hashimoto zemindeki bir hastanın da tiroidit üzerine eklenebilir. Birliktelik olabilir. Hava saç toksikoz mudur? Orada çok bu kadar ağrılı beklemiyoruz. Bir de sedimentasyon yüksekliği yani klasik değil. Hani iki ayrı antistenin birlikte olabilir. Ama otoimmün bir zemin var ama belki birlikte, belki ayrı ayrı ama klasik haştoksikozdaki bir tabloyla bunu izah etmek mümkün değil, bu ağrıyı ve bu sedimentasyon CRP yüksekliğini. Zahit Hocam bir düşüncesi varsa onu alalım. Bir iki cümle sonra olguya devam edelim. Benim başka bir düşüncem yok. Sayın Hocamız çok evet, güzel izah etti. Tabii ki bazı hastalar benim dediğim doz bir genelleme, genelde kullanılır ama bazı hastalar 1 miligram, kilogram gibi yüksek dozda metilprop şeye prednizonla bile intravenöz tedaviye bile gereksinim duyabilirler. Bu tabii ki şey değil. Bir ikincisi bu rekürensler konusunda başka bir şey, her ne kadar viral bir hastalık olduğu düşünülüyorsa da tam viral olduğu belli değil. Aslında etiyolojisi belli olmayan bir hastalıktır. Diğer taraftan da bir genetik bir temeli de vardır. Özellikle HLA B35, BW35 gibi, HLA A26 gibi klas bir HLA
lokusu genleriyle de ilişkisi olan bir hastalıktır. Gerçi bugüne kadar yani bu HLA'ların gerçekten yani bu hangi klasın bu şekilde sık rekürans gösteren hastalıkla ilişkisinin olup olmadığı hakkında herhangi bir bilgi yok bildiğim kadarıyla ama yani bunu da unutmamak gerekir. İkincisi tiroidit atakları sırasında özellikle geçici olarak antikor pozitifliği bulunabilir. Daha önce antikorları negatif olan hastalarda bile anti-TPO ya da TG pozitifleşebilir o sırada. Daha sonra tekrar normale dönebilirler. Yani onun olması bir şeyi yani tiroidit tanısını dışlamaz. Teşekkür ederim. Buyurun Yasin Hocam. Hasta bir yıla yakın immün süpresif steroid kullandığı için hastanın TBC hikayesini biliyoruz. Hastanın kontrol akciğerini yapılıyor. Akciğer grafisinde özellikle apekslerde herhangi bir lezyon, herhangi bir sekel saptanmıyor. Hastanın EKG'sinde sinüs ritminde dakikada 71 atım mevcut. Hastaya daha sonra tiroid ultrasonu planlanıyor. Peki ultrasonu yaptık. Bilgin hocamıza döneceğiz. Radyolojik açıdan görüntüleme tabii ilk yapılacak kan değeriyle beraber sonografi bizim için önemli. Sonografide bir görüntümüz, buyurun Bilgin Hocam, Bilgin Kadın. Tiroid ultrason grafisinde bir diğer hastalıklar... Hocam mikrofonu biraz kendinize yaklaştırın. Diğer hastalıklarda da görebileceğimiz bir takım bulgular yer alabilir. Örneğin işte bu hastalıkta olduğu gibi... ağrılığı bir miktar büyümüş tiroidle gelebilir. Ya da kaba heterojen bir eko yapısı görülebilir. Aynı zamanda tiroid içerisinde rastlantısal olarak popülasyonda görebileceğimiz tiroid nodülleri de bu hastalarda birlikte COGIS'te de insidental olarak yer alabilir. Şimdi burada tabii bu yapı bize son derece spesifik bir görüntüyü göstermez. Ama kaba heterojen yapı bizim için tiroiditlerde özellikle görüntüde bize yol gösterebilir, yöneltilebilir özellikle bu tabloda. Tabii Hashimoto ayrı bir antite. Orada klasik olarak gördüğümüz kaba patern mevcut. Bu tabloyla aslında hastanın klinik tablosu son derece önemli. Yani viral bir enfeksiyon hikayesi olacak. Onun tetiklediği nedenini tam bilmediğimiz bir otoimmün olabilecek bir hastalıkla biz radyolojik olarak burada kaba heterojen bir yapı görebiliriz ve nodülleri görebiliriz. Buradaki hocam nodül görüntüsü gibi pseudo nodül mü yoksa nodül mü? Nodül ve nodül arasında bir fark var. Biz ultrasonda değişik planlarda görüntüleme yaparız. Pseudo nodül gerçekten nodülü taklit eder ama bu bir planda gözükebilir, tek bir planda. Ama biz bunu değişik planlarda baktığımız zaman bunun gerçek bir nodül olup olmadığını çözebiliriz. Nodüllerin kapsül yapısı olabilir ya da olmayabilir. Ben kısaca TIRAS'tan bir miktar bahsetmekte fayda var. Çünkü tiroid nodülleri, gerçek nodülleri eğer biz ayırt etmişsek ve o hastada da örneğin bu hastada olduğu gibi gerçek bir nodül bulmuşsak bu nodülün malign olma ihtimalini de klinisyene vermek durumundayız. Ve bunun da artık BRAS'ın muadili olan TIRAS karşılığı olarak da vermek zorundayız. Örneğin eğer hiçbir bulgu yoksa TIRAS sıfır. Hocam tiroid radyolojik skorlama şimdi açık olarak da öğrencilerimiz de var. Radyolojik radyolojik skorlama sistemini yani BRAS'ın muadili olan radyolojik imaging data sistemi yani TIRAS'ı şu anda raporda belirtmek durumdayız. Şimdi burada TIRAS sıfır dediğimiz zaman bir bulgumuz söz konusu değil. Yani herhangi bir bulgumuz yok. TIRAS bir bulgumuz herhangi bir sıfırda herhangi bir bulgu, herhangi bir inceleme eksikliği var. Bir de bir bulgumuz yok. İki dediğimiz zaman TIRAS iki benim bulgular. Benim bulgu nedir? Sizin bir koloid nodülünüz varsa, koloid nodülün görüntüsü anekoik bir yapı içerisinde ekojen görüntülerdir. Tipik bir koloid nodül görünümdür ya da kapsülü olmayan ekspanse ya da non-ekspanse nodül görünümdür. Bu
benign bulgudur. Ne zaman ki kapsül oluşmaya başlar, tiras grade artar. Tiras olarak eğer parsiyel bir kapsül görüyorsanız o zaman siz buna muhtemel benign tiras 3 demek zorundasınız. Eğer kapsül yapısı itibariyle bu lezyonu tabii ki mutlaka takip edeceksiniz. Eğer bu hastada bir şey dikkatinizi çekiyor, çapana baktığınız zaman ön arka çapın arttığını görüyorsunuz değil mi? Şimdi ön arka çap artışı tiras kategorisine göre tek bulgu varsa bu tiras 4A'dır. Bu bulguları şöyle özetleyeyim. Malign olabilecek bulgulardır bunlar. Solidifikasyon artışı. Elastografi de burada bir rolü var. Yani sertliğin artması. Solidifikasyon. İkinci parametremiz belirgin hipoekoik olması. Bu hastada söz konusu değil. Üçüncü bulgumuz ise kenar mikrolobülasyonu ya da düzensizliği. Bu bulgu da burada net olarak gözükmüyor. Dördüncü bulgumuz ise mikrokalsifikasyonlar. Hepimizin bildiği gibi mikrokalsifikasyonlar papüler tiroid karsinomunun bulgularıdır. Milimetreden küçük, ince mikro ekojeniteliler halinde, milimetrik ekojeniteliler de olabilir, görülür. Dördüncü bulgumuz son derece papüler siyah için spesifik olabilecek bir bulgu. Beşinci bulgumuz ise ki bu hastada var olan bulgu, nodülün ön arka çapını görüyorsanız siz buna tiras 4A diyeceksiniz. Bu şüpheli bulgudur. Eğer bu bulgulardan saydığım bu 5 bulgudan teki varsa tiras 4A'dır. Eğer bunu görüyorsanız malignite ihtimali %5 ila 10 arasındadır. Tiras 3 dediğiniz zaman %5'in altında, 2 de %0 noktasına yakındır. Şimdi o zaman 2 bulgunuz varsa tiras 4B diyeceksiniz. 3 ya da 4 bulgunuz varsa tiras 4C diyeceksiniz. Demek ki peki tiras 4A ile 4BC arasındaki fark nedir? Tiras 4A'da %5-10 malign ise tiras 4B ve C'de bu görüntü %10 ila 80 arasında biraz daha giderek %80'e kadar malign olma ihtimali vardır. Eğer bu 5 saydığım bulgunun 5'i de varsa siz buna tiras 5 demek zorundasınız ve bunun malignite ihtimali %80'dir. Eğer doku tanısı da alınmışsa tiras 6'dır. Bu birazdaki alıştığımız sistem. Yani siz bu raporlamayı tirassa göre yapmak durumundasınız. Klinisyen de bu lezyonun yüzde ne kadar malign çıkacağını bilmek durumunda. Yani burada tiras 4A lezyonun %5 ila 10 arasında malign çıkacağını. Peki, şimdi hastamızın tiroid parenkimini bir de nodülle görünümlü, hani burada bir sonografik görüntüsü var bu konuda. Güncel tiras korumasında söylemiş oldunuz. Evet. Teşekkür ediyorum. Şimdi olguya devam edelim isterseniz. Akışta şimdi sonografiden sonra neler yapıyoruz onları da bir görelim. Evet. Peki endokrin Mehmet hocam söyle. Sadece şunu söyleyeyim, burada tabii yapılan ultrasonun güvenilir olduğunu tabii biz biliyoruz. En azından eğil ellerde yapılmış olduğunu peki biliyoruz. Teşekkür ederim. Yani devam edelim sonografi görüntüsüne göre akışa. Hastanın ultrasonografisi tiroid tamam, görüntüye uyumluydu. Hastaya supagut tiroidit tanısıyla non-steroid antiflamatör, indometazin 2x25 mg ve parasitomol 250 mg 3x1 başlanıyor. Aynı zamanda hastaya pirendiz olan 5 mg 2x1 olarak tedavisine devam ediliyor. Aynı dönemde hastaya steroid başladığımız için hepatit B, hepatit C ve TBC açısından yapılan tetkileri negatif saptanıyor. Hasta bu tedaviyle bir hafta sonra kontrole çağrılıyor. Bir haftalık steroid tedavisi sonrasında hastanın kliniği geriliyor. Tiroid lojunda sertlik yok. Kan basıncı normal sınırlarda. Hastanın sedimi 60'tan 24 mm bölü saate gerilemiş. T3, T4 normal sınırlarda. TSH 1. Hasta ötürüyor. CRP'si 6. Hastanın mevcut steroid dozunda prednizolon 2x5 mg ile 2 hafta sonra tekrar kontrole çağrılıyor. Başlangıçtan 3 hafta sonra steroid tedavisi altında hastanın herhangi bir şikayeti yok.
sedimi 9, TSH 1, T3, T4. Normal sınırlarda lökositoz yok, hemoglobin normal, trombosit değerleri normal sınırlarda. Aynı dozda tedaviye devam edilerek bir ay sonra kontrole çağrılıyor. Hastanın bir aylık kontrollerinde ötiroid devam ediyor. Hastanın herhangi bir şikayeti tekrarlamadığı için ikinci aydan sonra hastanın steroid tedavisi azaltılarak kesilmesi planlanıyor. Hastanın 2x5 10 mg'lık dozu 5 mg'a 2x2,5 mg olacak şekilde prednizon dozu azaltılıyor. Başlangıçtan 3 ay sonra steroid dozunu azaltmaya başladıktan sonra hastanın sedimentasyonu 9'dan 18 mm bölü saate çıkıyor. Hastanın TSH 1.1, T3, T4 normal aralıkta, lökositoz yok, trombositler normal. Fakat bu arada hastanın son bir haftadır olan şikayetleri var. Boyunda ağrı, terleme, ses kısıklığı, uyku hali ve her iki tiroid lobunda hassasiyeti mevcut. Aynı zamanda hasta steroid kullanmadığını bize belirtiyor. Peki şimdi endokrinologlarımıza dönelim. Hasta vizite geldi. Sonra bu değerleri de hani görüyoruz. Hasta semptomları var ama ne yapalım? Steroidi de azaltmaya çalıştık. 10 mg hatta 15 mg hasta kullanmak istemiyor çünkü bir öncekinde ödemleri var. Yan etkisi açısından çekiniyor. Artık dördüncüden beşinciye geçiyor şimdi. Atak gibi duruyor. Ne dersiniz? Buyurun. Mehmet Hocam, Sait Hocam. Bu tür kaçıncı ay olmuş o? Yani nüks üzerine 3 ay mı? 3. ayda mı? 3. ay. Ama daha öncesinde toplamda ne kadar olmuş oldu? 3 ay aldı. Üç ay. Şöyle yani bu tür vakalarda bir limitasyon yok aslında. Yani hastanın tedavisinin ne kadar sürede remisyona gireceğini bilmiyoruz ama genelde 2-3 aylık tedaviler, 2 aylık tedaviler, 1-2 aylık tedaviler yetiyor genelde ama nüks ettiği zaman daha uzuyor. Bunlar 6 ay bazen daha da uzun olabiliyor. Burada yani non-steroid'e zaten yanıt vermemiş, steroid tedavisi dışında alabileceği yani cerrahi tedavi düşünmüyorsak alabileceği çok da bir tedavi seçeneği yok ve hastanın nüks ettiği dediğiniz yerde bir önceki doza geri gelip hasta daha uzun süre, daha örneğin 10 günde bir azaltıyorsanız, haftada bir azaltıyorsanız onu 2 haftada bir azaltmak gibi tekrardan süreyi uzatmak dışında bir cerrahi düşünmüyorsanız, hani cerrahi ile ilgili herhalde şey... Şimdi artık evet, şöyle, tamam. Dördüncü nüksü geçti, beşinci nüksü karşımızda, dördüncü evet. Tedavi hani semptomatik klinik olarak tamamlanamadı, evet. Tedaviye geçemedi. Şimdi semptomlarıyla geliyor beşinci nükste. Yine hareket planı, yine artık steroid artık hani hasta bir yıla yaklaştı. Evet. Böyle olunca şöyle hastalar için nadir de olsa tiroidit, subakut tiroidit yani dekarven tiroidit hastalarda cerrahi gerekebiliyor. Nadir de olsa diyorum çünkü örneğin ben işte 15 yıldır endokrinliyim. Şimdiye kadar 1-2 vakayı cerrahi gönderdim böyle bir tanıyla ki birini bu sene oldu. Bir sene kortizon tedavisi kullanmamıza rağmen düzeliyordu ve keser kesmez 10 günden yükseliyordu ve aynen bu şekildeydi ve üzülerek hastanın pırıl pırıl bir tiroid ultrasona geliyor, her şey düzeliyor ama nüksediyor ve hasta bir yıl sonunda artık kortizon kullanmaktan delirecek hale geldi. O da artık hocam ben olayım kurtulayım. Yani sonuçta bir net bir süre yok ama hastanın bir yıldan daha uzun sürüyorsa, hele 6 aydan sonraysa düşünebilirsin, bir yılı geçiyorsa cerrahi tedavi akla gelmeli. Şimdi burada steroid kullanıyorsunuz. Bir de hastanın postmenopozal dönemde tabii kemik evet. Sağlığını da düşünmek kesinlikle. Gerekiyor. Kesinlikle yani çok uzun süre götürecek bir tedavi değil. Hani nerede duracağını da nüksettikçe bunun nüksetme ihtimali de artıyor. Dolayısıyla işin terse sardığını ve bunun mevcut tedaviler dışında bir başka tedavi seçeneğini düşünmeyi akla getiren bir durum. Peki. Sait Hocam bir cümlesi var. Peki dünya bu konuda hani benzer vakalarla ilgili bir şey var. Siz onu söyleyin Yasin Hocam isterseniz. Bu gördüğümüz slaytta. Özellikle literatürde benzer vakalarla gözden geçirme. Bize steroid kullanırken cerrahiye gitmiş olgular var. 2-3 steroid tedavi sonrası, 2 tedavi, 5 taneden sonra, 3-4 taneden sonra, en sonunda 2 taneden sonra cerrahiye gitmiş. Hani steroid tedavisi hakikaten bazen hastalarda bizim tedavi noktasına ulaşamıyoruz. Biz tabii bu durumu konseylerde hastamızı benzer şekilde konuşuyoruz. Ne yapalım diye. Genel cerrahi konseyinde 5. ataktan sonra hastaya evet. Total tiroidektomi kararı alınıyor. Evet, konseyimiz burada. Evet. Cerrahlarımız burada. Endokrin olarak biz hastalara cerrahı sunalım mı bu hastayı gibi şimdi sözleriniz. O yönde ise
cerrahi artık. Pardon. Evet. Daire açıdan yeterince tartışıldı diye düşünüyorum. Ben sadece bir şey sormak istiyorum. İlk hastanın tedavisine başlanıldığı dönemde Nixon'dan tiroiditlerde üçlü bir tedavi başladınız diye gördüm slaytınızda. İşte indometasin verilmiş, parasitamol verilmiş, artı steroid verilmiş, eş zamanlı olarak başlanabileceğini zaten Mehmet Hoca söylemişti de böyle bir standart algoritminiz var mıdır? Yani şimdi tekrardayan tiroidit diyoruz, bu hani anti-inflamatuarlarla birliktelik, sonra onların kesilme süreci ya da steroidin dozu vesaire. Çünkü hastalar gerçekten bunları düzgün kullanmıyorlar. Yani gerçek bir lüks müdür, hastanın ilaç kullanımındaki yanlışlık mıdır, eksiklik midir bunun aslında bile bir kural yok. Yani lüks ettiyse bakınız kombinasyon tedavisine engel bir şey yok. Ama hani çok etkili bir tedavi kortizon verdiğinizde aslında non-steroid antiinflamatuarların katkısı biraz olabilir. Yani birlikte verebilirse ama yani üçlü ikili ille de kombine edecek şeklinde bir şey yok ama İşinizin zor olduğu ve süreyi uzun tutmanız gerektiği ve hastayı daha sıkı takip etmeniz gerektiği noktasında evet. Ama hani böyle bir ille de üçlü verin, yani nükseden bir hastaya sadece kortizon da verebilirsiniz. Yani o yanında non-steroid antiinflamatuar eklediğinizde de gereksiz bir şey yapmazsınız. Evet, o da uygunsa hastanız, düşünüyorsanız da ek katkı sağladığını inanıyorsanız verebilirsiniz. Ama hani öyle bir kural varsa öyle bir kural yok. Yani nüksettiyse üçlü verelim diye bir kurallama yok. Ama süreyi daha uzun süre tutmak ve daha yakından takip edip belki doz azaltmasını daha titiz davranmak. Çünkü bazen hasta reçete yazıyor, hasta bir ay sonra, iki ay sonra gel deniyor. Arada ne oldu hasta? Bir hafta sonra yani yakın görmek gerekiyor bu hastalar. Çünkü hasta doz azalttığında hasta belki ağrı sonra haber azalt dediği için azaltmaya devam ediyor. Halbuki doz azaltmış, ağrısı var. Belki yani onları atlıyoruz. Bence bu vakaların bir kısmı, bu vaka için demiyorum. Yani pratik hayatta hastaya yazılıyor, iki ay sonra gel diyor. Hatta bitir gel diyor. Ya bu hasta iki ay sonra bu ilacı kesebilecek miydi onu da bilmiyoruz. Sonra nüksetti diyoruz. Belki hiç hasta remisyona bile girmedi. Evet. Yani böyle bir onu şey. Onu söylemeye çalıştım. Evet. Teşekkür ediyorum. Şimdi, sağ ol. Bu hastanın bir özelliği var. Bu hasta steroid tedavisini tanıyor, biliyor ve yan etkilerini de okumuş. Ödem ve benzeri ileri yani postmenopozal dönemde bu açıdan da o dozu hani ikna etmek bile önemliydi o dönemde geçmişte hatırladığım kadarıyla ve diğer antiinflamatuar etkili analjezik açıdan da birlikte kullanmak. Bir müddet sonra onları kesmiş oldu zaten. Sonra 5+2.5'la devam ederken arkasından nüksetti. Buyurun. Konseyden cerrahi verelim mi dedik. Şimdi cerrahlar da söyledi. Evet, Özer Hocam, Mehmet Hocam da söyledi. Ben sizin bu noktada tiroiditlerdeki cerrahi endikasyonlarınız ya da sıklığıyla ilgili tecrübelerinizi dinlemek isterim. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Soru sorma hakkım var mı benim? Tabii. Mehmet Hocam'a sormak istiyorum. Buyurun. Da. Ben böyle bir hasta hatırlamıyorum hocam. Birlikte çalışıyoruz ya deyip. Ege Üniversitesi'ndeki hocamız. Şaka bir yana da belki de Aykut hocama gitmişti, Aydın'dan gelmiştir. Tabii böyle bir sorgulamamız yok ama şunu söylemek istiyorum. Aslında bir takım mesajlar çıkartmamız lazım. İşte öğrenci kardeşim için bunun birinci basamakta tedavi tabii edilebilir olduğunu öğreniyoruz. İşte iç hastalık, aile hekimliğini, iç hastalıklarını ilgilendirdiğini. Normalde genel cerrahi polikliniğinde bizim böyle bir hastayı görmemiz beklenmiyor. Görmememiz de gerektiğini evet düşünüyorum. Ama adın genel olunca, tecrübeye esas dediniz ya, genel olunca bu adam nasıl olsa, bu kadın nasıl olsa her şeyi bilir deyip hasta size gelebilir. Şimdi biz de normalde baktığınız, özellikle bu performans kaygıları sebebiyle, duygusal kaygılar sebebiyle çok da böyle hastadan uzaklaşmak istemeyebiliriz. Burada benim işte genel cerrah olacak olan uzmanlık eğitimi öğrencisi kardeşim için de çıkartacağım mesaj, bu senin hastan değil. Bu hasta, buradan çıkan ikinci mesajda ilk basamak tedavi edebilirsiniz ama dirençli bir durumla karşılaştırdığınızda yine merkez sen değilsin. Tabii. Merkez iç hastalıkları ve endokrin. Baktığınız zaman aslında kompleks bir durumla ilgileniyorsunuz, uğraşıyorsunuz. Eğer siz gene kahramanca davranırsanız o zaman sonuçlarınızı katlanırsınız diye de ben çok radikal bir şekilde size söyleyebilirim. Bir cerrah olarak. Şimdi ben haliyle böyle bir ameliyat etmeyi isterim, severim. Çünkü benim için kompleks bir vaka. Burada endokrin cerrahisiyle ilgilenen bir sürü hocam var. Benimle aynı fikri paylaşacaklarını adım gibi eminim. Çünkü sıradan bir vaka olmaktan çıkartıyor. Her tiroid ameliyatı sizin için komplikasyonuyla beraber gelebilecek olan bir ameliyat. Her ameliyatta olduğu gibi. Burada kulak burun boğazcı hocam da var. Onlar da beni teyit edecektir. Ama bunlar işte hani sizin tecrübelerinize dayanarak daha zor vaka diye tabir ettiğimiz durumlar. Oraya gelmek istiyorum. Ama burada bir, ben polikliniğimde muayene ettiğimde, bakın altını çiziyorum, muayene ettiğimde biz genel cerrahi polikliniğinde özellikle tiroid hastalarının sadece ve sadece %30'unu muayene ediyoruz baktığımızda.
Halbuki semiyolojik olarak neyi öğreniyoruz? Bütün hastaları muayene etmemiz lazım, öyle değil mi? Bir kere muayene edelim lütfen. Sadece ultrasonla değerlendirmeyelim. Çünkü elinizde iyi bir ultrason yoksa aldığınız üçüncü mesaj ne burada? İyi bir radyoloğa ihtiyacınız var. Çünkü pseudonodül, nodülle karışabilir diye bakıyorsunuz. Evet. Olay sadece parenkimin heterojen olmasının tarifi değil diye görüyorum ben burada, okuyorum. O zaman da elinizde, önünüzdeki ultrasonlarla yetinmemeniz gerektiğinizi düşünüyorum. Zaten ondan önceki basamak nedir semiyolojik olarak? Muayene. Ağrı var, benim işim değil. Baktığınızda. O zaman da yönlendiriyorsunuz. Nereye yönlendirmemiz gerektiğini de konuştuk. Ultrason altını çiziyorum ama burada bir karar vereceksek, her ne kadar hocam siz en başta bu multidisipliner takımın önemini altını çiziyorsanız, burada bence bu da devreye giriyor burada. Cerrah olarak da bir söz hakkı sahipsiniz ama cerrah olarak da zor bir vakayla karşı karşıya olduğunuzu bilmekle yükümlüsünüz. Atladığım bir şey var mı diye bakıyorum. Evet, şimdi elinizde, önünüzde sorunlarını medikal tedaviyle çözemediğimiz, nihayetinde kılavuzun da söylediği gibi cerrahi ile çözmeye çalıştığımız bir problem var ama bir takım sıkıntılarımız var. Bir, bu hasta bazında baktığımız zaman otoimmün bir altyapısı var. Zaten şunu biliyoruz ki tiroiditli bir hasta, tiroiditsiz bir hastaya göre komplikasyona daha gebe. Bu birincisi. İkincisi, ataklardan bahsediyoruz. 3, 4, 5, 6. Şimdi atak dediğiniz zaman her bir atak kendisiyle beraber fibrozisi getirebiliyor. Şimdi fibrotik bir dokuda hayatta cerrahi yapmayı çok istemiyoruz, sevmiyoruz. Çünkü neden? Hem rekürans sinir hem de paratiroid açısından oluşabilecek olan komplikasyonlar açısından. Rekürans sinir açısından baktığımızda hastanın sesi düzelir. Şimdi bu yanlış baktığınızda. Evet, hastanın sesi düzelir ama kalitesiyle ilgili siz hiçbir şey söyleyemezsiniz. Bu çok bireysel. Bana baktığınızda iki ay sonra ben yine sizinle konuşuyor olabilirim ama bu ses tonuyla konuşamayabilirim. Bu benim kalitemi bozar. Bu sizi ilgilendirmiyor. Bu benim hayat skorumu çok kötü etkilediğini düşünelim. Bu doğrulama, bu değerlendirme çok doğru değil. Ama nefes darlığını hep göz ardı ediyoruz. Ben iki basamak, özür diliyorum, iki kat çıkamıyorum artık demek durumunda kalabilirim. Şimdi o yüzden ses kısıklığı değildir sadece burada. Hayat kalitesini etkileyecek olan aynı zamanda da bu performanslar. Onu da bir kenara koyuyorum. Ama en sıkıntılısı hipoparatiroidi. Hipoparatiroidi göz ardı etmeyelim. Çünkü gerçekten ortaya çıkıyorsa, çıktığında kalıcı hipoparatiroidi sadece endokrinoloğunuz değil, siz de akraba olmak durumunda kalıyorsunuz hastayla. Bir de onun altını çizmek istiyorum. Şimdi otoimmün tiroiditimiz var. Ataklı tiroiditimiz var. Ses kısıklığımız var hastada. Zor bir hasta benim için baktığımda. Ben hasta bana geldikten sonra tiroid fonksiyon testlerini değerlendirip, işte bütün her şeyi değerlendirip, tirotoksik kriz vesaire istemiyorum ya, o yüzden bakıyorum tiroid fonksiyon testlerini, mutlaka Duygu Hanım'la paylaşmak isterim. Duygu Hanım'dan işte rekürans sinirin durumlarını, vokal kordun haliyle durumunu merak ediyorum. Ondan sonra da ameliyatı planlıyorum. Ama şunu da altını çiziyorum. Ameliyathaneye girmeden önce her şeyi hastayla konuşmam lazım. Normalde beklediğimiz o %1'lik kitapların yazdığını söylüyorum. %1-3 oranındaki kalıcı rekürans sinir felçlerini, %2 ile 6 oranlarındaki hipoparatiroidi risklerinin bu hastada artabileceğini mutlaka söylüyorum ve bunu hazırlıklı olmamız gerektiğini de altını çiziyorum. Evet, hastamız, bir şey daha söylüyorum. Evet. Çok özür diliyorum. Böyle fırsat verdiğiniz zaman da konuşuyorum ama paylaşmak açısından aspirin hiç adı geçmedi. Salisilik asitten bahsediyorum. Evet. Tedavide kullanılabiliyor. Biliyorsunuz bu yüksek doz 1000 miligramda kullanıldığı zaman trombosit fonksiyonlarını bozduğu için ürküyoruz, korkuyoruz, çekiniyoruz, istemiyoruz kanama komplikasyonunu. Bunu göz ardı etmemiz gerekiyor çünkü tedavide yine de kullanılabiliyor bildiğim kadarıyla. Güncel rehberlerde salisilik asidi çok kullanmıyoruz son olarak. Yani farklı bir şey söyleyeceksiniz de. Şimdi hasta cerrahi vermek zorunda olur. Buyurun. Teşekkür ediyoruz. Tabii multidisipliner ekip çalışması ve bunları mutlaka daha birinci basamak dahili olabilir ama endokrinologlar tarafından görülmesi şart. Ameliyat indikasyonlarını mutlaka olmuş. Hatta steroid dozunu 75 mg'a kadar çıkan vakalar olmuş. Ancak vaka refraktarse, dirençliyse doz artışına da yine yanıtının olmadığı görülmüş. Çoğu tabii yüksek doz 50 mg, 75 mg'lık dozlarla tedavi edilmeye çalışılan hastalarda da Cushing tablosunun gelişimine kadar gidebilen problemler ortaya çıkmış.
Dolayısıyla burada kararı vermek hocalarımın da dediği gibi bir multidisipliner çalışma gerektiriyor. Mutlaka bu hastaların bir endokrinolog filtresinden geçip bize gelmesi gerekiyor. Cerrahi burada son çare gibi görünüyor tabii ki ama hastaya özgü problemleri de göz ardı etmemek lazım. Bence burada önemli olan biraz da zamanlama, tedaviyi ne kadar deneyeceğiz, ne kadar uzun süre steroidle yola gitmeye, savaşmaya çalışacağız bu hastalıkla. Burada hastalara cerrahinin de bir seçenek olarak sunulması için tablonun dirençli olduğunu tam olarak netleştirmek, daha doğrusu bu konuda bir fikir birliğine varmak lazım. Özer hocamın dediklerine çok katılmamak elde değil. Zor bir cerrahi bekleyecek tabii bu hastalarda normal vakalara göre. O yüzden de hastaya evet cerrahi bir seçenek olarak sunulabilir ama mutlaka beklenen komplikasyon oranlarının biraz daha farklı olabileceği ya da ek sıkıntılardan mutlaka detaylı bahsetmek gerek. Onun dışında herhangi bir katkı sunacağım bir şey şu anda yok. Peki. Buraya kadar gelmiş olan Sayın Profesör Doktor Faruk Alagöl hocamla Atakan hocama birer söz vermek istiyorum. Duayen hocamız da bu konuda güncel anlamda onların bilgilerinden faydalanmak isterim. Hocam çok teşekkür ederim önce nazik davetleriniz için. Çok güzel bir oturum oluyor. Şimdi iki soru bir de katkı vermek istiyorum. Şimdi öğrenci arkadaşlarımız, kardeşlerimiz de buradalar. Şimdi bazı hastalarda non-steroid başlıyoruz, bazı hastalarda steroid başlıyoruz. Hastalığın derecesini nasıl değerlendireceğiz? Sadece klinik mi, klinik artı radyolojik mi, semptomatik değerlendirmeyi mi yapacağız? Buna göre hangisini yapacağız? Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ve yani bunun sizin görüşlerinizi almak istiyorum. Bununla beraber steroidin kesilmesi konusunda acaba eğer steroidle başlandıysa iki haftada bir keselim. Hastanın kliniğine göre mi? Çünkü çok çabuk yanıt vereceğini biliyoruz. Kliniğine göre mi yoksa radyolojik olarak devam ediyor mu? Bunu değerlendirmemizin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Eğer klinik gerilemiş çok güzel fakat radyolojik olarak hala subakutroidit tablosu devam ediyorsa acaba steroidi azaltmamız gerekiyor mu veya azaltılması gerekiyor mu? Özer'e çok katılıyorum sevgili Özer arkadaşım çok yakın dostum. Çok katılıyorum söylediklerinin hepsine cerrahi olarak çok sıkıntılı cerrahi olacağını biliyoruz. Tekrar eden subakutroiditlerde tabii acaba bir anatomik problem mi var diye de düşünmemiz gerektiğine inanıyorum ki cerrahi de başımıza gelebilir. Bir acaba transversal kanalda açıklık var buradan devamlı gelen bir atak mı oluyor? Bunu da iyi değerlendirmek lazım ki kulak burun boğazda da bununla belki destek istememiz veya bizim bu açıdan bir değerlendirme yapmamız gerekiyor. Soru olarak tekrar soruyorum. Acaba steroidi azaltırken ilk önce başlarken non-steroid başlarken klinik sadece klinik radyolojik mi? Bu bir. İkincisi steroidi azaltırken sadece kliniği mi değerlendireceğiz yoksa radyolojisi mi değerlendireceğiz? Teşekkür ederim. Sağ olun. Ben hastalık sunarken Şöyle Faruk hocamdan belki o konuda da cevap da olacaktır. Hocamın görüşleri. Evet, çok teşekkür ederim. Çok güzel bir simpozyum. Ben kişisel olarak bizim merkez olarak da kortikosteroid tercihimizin ikinci, üçüncü planda olduğu bir grubuz. Genellikle ben de genellikle steroidi öncelikle kullanmıyorum. Ama kortikosteroid kullanan çok hastayı takip ettim. Subakutroiditte hiç cerrahi ihtiyacı duymadım. Onları önce söylemek isterim. Sizin gösterdiğiniz üç son slide'da bu hastaların şeyinde sanki remisyona girmiş gibi görünüyor. Yani steroid başlamadan önce de tiroid hormonları hep normal. Ağrısı var ama şu fantom ağrıyı da hiç unutmamak lazım. Çok ciddi ağrılı dönemden geçen hastalarda bir fantom ağrı vardır. Hastalık tamamen düzelmiş ki sizin slaytlarda da o görünüyor. Yani ötiroid, sedimentasyonu normal, CRP'si normal. Hiçbir subakutroidit birinci dönemi yani tirotoksik dönemi ağrılı olur. Ağrısı varken tirotoksikozun olmadığı bir subakutroidit ben hemen hemen hiç görmedim diye söyleyebilirim. Dolayısıyla bu çok ciddi ağrıdan geçen bir hasta bazen gelir
ağrım var diye gelir. Muayene edersiniz. Subakü tiroidite palpasyon çok tipiktir zaten. Ve bakarsınız hiçbir ağrısı yok, hiçbir şeysi yok. Bunun bir ağrı olmadığını, hayali bir ağrı olduğunu söylediğiniz zaman bir süre sonra kendisi de ikna olup düzelir. Geçer yani bir süre sonra. Ayrıcı tanı için çok nadir olmasına rağmen bir şeyi vurgulamak lazım. Pseudotiroidit. Çok nadir ama anaplastik tiroid kanseri bazen subakü tiroid kliniğine gelebilir. Hafif sedimentasyon yüksekliği, ağrısı, palpasyon bulgusuyla yani çok hasta görmüyoruz ama görmenin bedeli çok fazla. O yüzden de akla gelmeli. Yani bunun altında başlangıç için söylüyorum. Bir de çok erken subakü tiroidit görebiliyoruz. Yani kliniği tam gelişmemiş. Öyle birkaç tane hasta oldu. Nodül gibi ele geliyor. Bir buçuk santim, iki santim nodül. İğne biyopsisi de yapılıyor. Çok kolay, önemi belirsiz atipi çıkabilir bütün tiroiditlerde. Ve cerrahiye gidebilir. Böyle birkaç tane cerrahiye gitmesini durdurarak bunun gelişen bir subakü tiroidit, yani o kadar heterojen ki Mehmet arkadaşımın şeyine çok katılıyorum. Çok heterojen, çok bireysel. Her hasta farklı takdim olabilir. Bu şeyleri de ayrıcı tanımda düşünmek lazım. Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz katkınız için. Olguyu biraz hızlandıralım. Mehmet hocam, siz bir iki şey söyleyecektiniz. Soruya cevap verin. Tamam. Keserken hocam sormuştu. Hasta kısmen söyledim. Hastaya kortizon veriyorsun. Hasta bir saat sonra çok iyi. Ona güvenerek de hasta ilaç dozu azaltıp kesiliyor ve laboratuvar sedimentasyon CRP'nin en azından onun normale geldiğini görmek gerekiyor. Fakat radyolojik iyileşme daha geç. Yani siz sadece ultrasondaki tam düzenliği beklerseniz daha uzun süre hastaya kortizon vermek zorunda kalabilirsiniz. Ama siz klinik olarak düzeldi hasta. Azaltıyorsunuz, ağrısı olmuyor. Sedimentasyon CRP normale geldiyse o hasta için artık emniyetli bir şey alandasınız. Artık ilacı kesip yani kesmeyi düşünerek gidebilirsiniz. Yani orada bir de başta hangisini verelim tam kriteri yok. Yani başta zaten nonsteroid öncelikle tabii de hani neye göre kortizon başta başlayalım. Zaten şu dedi, hasta 3-5 günü buluyorsa hatta işte nonsteroid verdin 3-5 gündür hala hastanın ağrısı var. 5 günden daha uzun sürüyorsa nonsteroide kalmamak gerekiyor. Tamam. Baştan ilk kime kortizon verelim, onun net bir şeyi yok. Aslında Faruk hocama katılıyorum. Çoğu zaman hepimiz nonsteroid veriyoruz ama bize gelen vakalar zaten kulak burun boğazdan 1-2 hafta bir ay oyalanmış nonsteroid kullanmış vakalar. Ve o, aslında gelen vakalar %80'i böyle. Bize ulaşana kadar hasta feren çemberinden geçmiş oluyor. Bu kadar. Peki. Teşekkürler. Olguyu hızlandıralım. Buyurun Yasin hocam. Şimdi hastaya ameliyata vermek zorunda olur. Literatürde de böyle olgular var. Kliniği, laboratuvar, radyolojik görüntüleriyle vermiş hasta oldu. 3 aydan fazla da steroid aldığı için steroid koruması altında cerrahi veriliyor. Hasta 2 riskle opere ediliyor. Operasyon sonrası patoloji tarafından değerlendirildi. Buyurun Esin hocam. Patoloji hocam, görüntülerini siz söyleyebilir misiniz? Bize gelen materyal makroskopik olarak 4 santim uzun çapı olan sağ lob, 1,7 santim uzun çapı olan istmus ve 3,5 santim uzun çapı olan sol lobu içeren bir bilateral tiroidektomi şeklindeydi. Sağ lob kesitlerinde 0,6 santim çapında kolloidal görünümde bir nodül yapısı mevcuttu. Sol lob kesitlerinde Esin hocam bilgisayarın başından da sunabilirsiniz göstereceğiniz, evet. Sol lob kesitlerinde ise 1 santim, yaklaşık 1 santim çapında krem renkte bir alan izlendi. Biz mikroskopik olarak incelediğimizde kesitlere baktığımız zaman foliküllerin genel olarak atrofik olduğunu gördük ve arada yamasal tarzda fibrozis odakları dikkatimizi çekti. Şu şekilde fibrozis odakları ve arada atrofik foliküller dikkatimizi çekti. Fibrozis daha çok yama tarzındaydı ve aralarda atrofik foliküller aynı şekilde. Fibrozis alanlarında kronik inflamasyon bulguları eşlik etmekteydi. Ve foliküllerin bazı alanlarda daha çok hasarlanmış olduğu, atrofiye uğradığını gördük.
Bu bulgular haricinde bir de çok yaygın olmasa da hasarlı foliküllerin komşuluğunda granulomatöz iltihabıyla uyumlu odaklar saptadık. Biraz daha yakından baktığımız zaman daha tanısal olan bu multinükleer dev hücrelerin eşlik ettiğini gördük. Dağılmış bir granülom yapısı olduğunu düşündük bunun. Bir başka granülom benzeri odak, granulomatöz iltihap odağı daha doğrusu. Histiyositlerden zengin, daha yakından baktığımız zaman epiteloid histiyositlerden zengin bir granülom benzeri yapının olduğunu gördük. 0,6 cm nodülün incelemesinde ise bu şekilde düzgün sınırlı kolloidal bir nodüler hiperplazi alanı olduğunu gördük. Atrofik foliküller, interfoliküler alanlarda fibrozis, fokal alanlarda folikül hasarı ve birkaç alanda nekroz içermeyen granulomatöz iltihap ile uyumlu olduğu düşünülen granulom benzeri yapıları gördük. Dev hücreler bizim için tanısal oldu ve nodüler hiperplazi sonucu tanımız nodüler hiperplazi ve granulomatöz tiroidit ile uyumlu fokal bulgular olarak raporladık ve klinik ile birlikte değerlendirilmesini önerdik. Peki şimdi granulomatöz tiroidit konusu biraz fazla. Burada hasta sonuçta hipotiroidiye girdi. Bize hızlandıralım isterseniz. Teşekkür ediyoruz. Buyurun. Yasin Hocam, sonra çünkü bir olgu daha var, onu da hızlı geçmek durumundayız. Arkasından birkaç söz vererek tamamlayalım. Çünkü arayı da herhalde alıyoruz. Evet, operasyon sonrası hastanın steroid kliniği gerilediği için steroid azaltılarak kesilme planı yapılıyor. Hastanın TSH 58, postop 15. günde, T4 düşük, serbest T3'ü düşük. Hastaya levetiron 100 mikrogram. 3 gün çeyrekle başlanarak 3 gün 25 mg, sonrasında 50 mikrogram, daha sonra 100 mikrograma çekecek şekilde tedavisi ayarlanıyor. Hastanın steroid kesilme planı yapılarak öncelikle sinaklen testiyle bunu değerlendiriyoruz. Sinaklen testini levetiroksin tedavisinden 24. saatinde bazal değerine bakarak bir gün sonra sinaklen testi yapılıyor. 0. dakika 15, 30. dakikada 19.6, 60. dakika 16.4 olarak saptanıyor. Şimdi bu da hani steroid rezervi yeterli. Sonrasını buyurun. Postop 1,5 ay sonra hasta tekrar poliklinimize kontrole geliyor. Kontrole geldiğinde kliniği gerilemiş, herhangi bir şikayeti yok. TSH 0,10'da 13, serbest T4'ü 1,03 olarak geliyor. Hastanın LT4 tedavisi 6 gün 100 mikrogram, 1 gün 50 mikrogram olarak şekilde ayarlanıyor. Hastanın yıllık takip verilen 4 yıldır hasta LT4 tedavisi altında takibimizde. Son belirli içinde de atipik anjina sonrası yapılan koroner anjiyografisinde herhangi bir kardiyak sekel saptanmıyor. Peki, komplikasyonlar da yok. Devam edelim, hızlandırmak. İkinci olgu da geçmeden cerrahiden, hani postop komplikasyonlar açısından Duygu Hocam siz birkaç cümle söyleyin. Ondan sonra çünkü komplikasyon olduğu zaman ses, laringal sinir hasarı diyelim. Sizin ne yaptığınızla ilgili bir şeyler söyleyin. Tamam. Buyurun hocam. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Yani tiroid bölgesinde ağrı hassasiyetle gelen hastalarda bizim rutin değerlendirmemizde tiroid muayenesi de olduğundan hani o tanıyı biz de çok atlamayız. Hani kulak boğaz hekimi olarak. Yani mutlaka aklımıza gelir. Çünkü hani boyunda kitlelerin büyük bir kısmı tiroidde olduğu için zaten o bizim algoritmalarımızda da var. Hani o hastaları biz de mutlaka hani şey yaparız, bir şekilde endokrinolojiye ya da dahiliyeye yönlendiririz. Öncelikle onu belirtmek istiyorum. Tabii tiroidit geçirmiş bir hastada cerrahi yapmayı gerçekten hiçbir cerrah istemez hani herhalde. Siz zaten ona değindiniz. Çünkü baktığımız zaman literatürde komplikasyon riskini çok arttıran cerrahilerden biri. Çünkü her tiroidit atağı fibrozise neden olduğundan, yapışıklığa neden olduğundan birçok komplikasyonu arttırma riskine sahiptir. Dolayısıyla biz hani baktığımız zaman tiroid cerrahisi komplikasyonlarında risk faktörlerine baktığımız zaman bunlardan bir tanesinin tiroidit olduğunu görürüz. O yüzden gerçekten zor bir cerrahidir. Komplikasyonlarda bizim tabii artık baktığımızda en korkulan komplikasyonlardan bir tanesi kalıcı hipoparatiroidi. Bir diğeri de tabii ki rekürren sinir paralizisi. Rekürren sinir paralizisinde de her zaman aklımıza ilk başta ses kısıklığı gelmekle birlikte tabii bizim için öncelik, kulak burun boğaz hekimi için öncelik hastanın nefes darlığıdır her zaman. Dolayısıyla bilateral rekürren sinir paralizleri bizim için daha fazla önem arz etmektedir. Bunların önüne geçmek için tek taraflı olabilir, iki taraflı olabilir. Mutlaka hastaların rutin hem ameliyat öncesinde hem de ameliyat sonrasında ses tellerinin muayene edilmesini hani biz rutin olarak öneriyoruz. Çünkü literatüre baktığımızda gene şunu görüyoruz.
bir hastada rekürans sinir paralizisi oranını, yani ya da tiroidektomi komplikasyonu olarak gerçek oranını saptamamız neden mümkün olmuyor? Çünkü hastaların çoğunun priop muayenesi yapılmıyor. Belki de priop dönemde başka bir sebebe bağlı. Yani tek taraflı kort paralizisi vardı. Bu yüzden bu muayenemizin rutin hale gelmesi bizler açısından önem taşıyor. Tabii subjektif bazı değerlendirmeleri objektif hale getirmek için mutlaka cerrahi anlamda biz bütün hastalarımıza hem priop hem postoperatif dönemde indirekt laringoskopi yaptırmakla yükümlüyüz. Evet, biz rutin yaptırıyoruz hocam. Çünkü hastaların büyük bölümünde rekürans sinirle ilgili bir problem olsa dahi hastaların sesleriyle ilgili bir problem olamayabiliyor. Gerçekten de olmayabiliyor. Onu objektif olarak değerlendirip bir şey olmadığını kanıtlamak gerekiyor. Hatta indirekt laringoskopi dahi yetmiyor. Bu gibi hastalarda mutlaka ses analizlerinin düzgün olarak yapılması gerekebiliyor yani sonrasında hocam, da. Zaten hocam rekürren paralizi ses kısıklığı çok beklediğimiz bir şey değil. Hani tabii tek ki. Taraflı olursa beklediğimiz. Kesinlikle öyle. Biz olguyla ilgili paneli bitirmek konumundayız. Çünkü zamanımızı oldukça açtık. Ben sadece salona dönmek istiyorum. Bu olguyla ilgili soru ya da katkısı olan varsa çok kısa iki katılımcıya söz verebiliriz. Sanıyorum yok. Hocalarımıza çok teşekkür ediyoruz. Sağolunuz. Çok güzel bir panel olduğu görüşündeyiz. Umarım faydalı olmuştur. Çok teşekkür ediyoruz katılımcılara da. Şu bir çok kısa bir kahve aramız olacak. Onun sonrasında sempozyumumuz devam edecek. Teşekkürler. Teşekkür ederiz.